5 dakika önce kapattığım bloğu tekrar açıyorum. Yetiştik trene. Ama yani nasıl yetiştik? Yine koşa koşa. Aha, daha şimdi kalktı. Koşmamıza da gerek yokmuş bu arada. Şimdi Barcelona'ya gidiyoruz. Buradaki trenlerin adı da Renfe. 1 saat 15 dakikada ekspres olan bu gidiyor. Bu arada ben de bu kadar böyle doluyuz ama edit yapacağım. Hello. Geldik finally. Bu arada da bitirdim editimi. Var mı biletimiz? Oh. Hazır mısın? Hazırım. Geç aşkım. Geçtim. Geçtik. Bir şey yok yani. Benim hiç anlamamam peki bu arada. 1.40 çünkü yani 1 metro 1.40 oluyor. Yani 1.40 çok para arkadaşlar. Çok. Yani yemek alabilirsiniz. 1.40'a karnınız doyar. Doyar yani lütfen. Ah! Bu bina Gaudí'nin binasının içinde bir müze var. Biz bu müzeye pazartesi günü gitmek çok istiyoruz ama size binayı bir göstereyim. Direkt zaten metrodan çıkar çıkmaz indiğiniz durağı da gördünüz. Sizi burası karşılıyor. Karşıya geçmek buradan mı? Evet. Ay çok güzelmiş. Çok acız. Nereye gidiyoruz? Fast food yazdık. Açık olanlara baktık. Adını beğendiğimiz bir tanesini seçtik ama May tesadüfen burada yemiş daha önce ve beğenmiş. Şimdi falafel dürüm yemeye gidiyorum. Çok güzelmiş sokaklar, çok beğendim. Kafeler daha bir konseptli, daha böyle bir cafcaflı, bir curcunalı her yer. Atubola diye bir kafeye geldik. Bayağı sevimli bir yer. Ben falafel humusu yiyeceğim. Ben pita yiyeceğim bu arada. Evet. Sinirli olanlar, büyük olanlar. Pita, falafel, humus. Yeah, I mean we are using the same network. Music is without Huge bir şey geldi arkadaşlar. Nefis yanılı turşu getirdiler. Ah çok güzel gözüküyor renkler bak. Geldik. How old do you think she is? 27. No. Yeah. Yes. She's 40. Yeah. Wow. Yes. Yeah. I would leave 33, 34. Bonita. Arkadaşlar geldik evimizdeyiz ya. Memesine piercing yaptırmış. Çok kıskandım. Türkiye'ye döner dönmez İstanbul'da İpek'e yaptıracağım piercing. Really? What do you think? She's part of like a German... May'in anne tarafı Filipinli arkadaşlar. Bunu daha önceden söylemiş miydim? Söyledim galiba. Senin 5 dil bildiğini konuşurken evet. Söylemiştim. Şu anda da teyzesinin evindeyiz. Tam merkezde yani... Tam bir Barcelona evi, Old Town'da. Çıktık evden, yürüyüşümüze başladık. İlk günde rotamızı bu şekilde belirledik. Hem çok yorulmamış olacağız, hem de böyle ikiye bölmüş olacağız bütün şehri yürüyerek. Saat şu anda 3.30 falan. Kapanışı beach'te yapmayı planlıyoruz. Bu arada burası evimizin sokağı. Bu şehir gerçekten çok kötü kokuyor. Herkes işiyor sokaklara. Burada bazen yolunu kesip paranı alabiliyorlar eğer teksen o sokakta. Elinde bile telefon varsa bazen alıp kapabiliyorlar. O sokaktan yürüye yürüye buraya meydana çıktık. Burada Barcelona Üniversitesi karşılıyor. Otobüs var şurada hemen şöyle yürüyeyim azıcık. Bu üniversite... Barcelona Üniversitesi. Kampüs kavramı diye bir şey yok. İyi üniversitelerin hepsi merkezde, aynı Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi gibi. Herkesin ortasında kurulmuş bir bina sadece. Galiba o kampüs mantalitesi Amerika'dan geliyor. Kampüs beklentiniz olmasın yani Avrupa'da iyi bir üniversiteye gidiyorsanız. Ama tabii şehirler kampüs gibi kardeşim. Evet. Şu anda Plaza de Catalunya'dayız. meydandan şuradan aşağıya doğru kaptırıp yürüyoruz kendimizi. Birazdan da Barcelona katedraline çıkıyorsunuz. Bu caddenin adı da La Rambla. Bu uzun bir cadde. Burası en popüler caddelerden bir tanesi. Gece hayatının muhtemelen çok canlı olduğu bir yer. Arkamızda çok romantik bir şey yaşanıyor şu anda. Katedral, müzik, dans. Şu anda Barcelona Katedrali'nin olduğu meydandayız. Ya bu katedrallerin yanında durduğum zaman kendimi çok cüce gibi hissediyorum. Yani böyle çok küçük hissediyorum. Bak orada ama bir şey duyuyoruz. Evet, orada bir şey. Bir bakalım. Bir bakalım. Ne duyuyoruz? Bir sese doğru bir gidelim. Tarzının da bir tık da böyle bir psycho bir tarafı da var. Evet, kesinlikle. Bence melek, ağlayan melek tasvirleri var. İnanılmaz creep. Enteresan bir vibe'ı var. Hissettirdiği duyguyu anlatamıyorum. Biz şu anda şöyle Gotik mahallesindeyiz. Şuradan şöyle aşağıya doğru plaja gideceğiz. Tamam o zaman. Şu yolu izleyelim. Buradan mı? Burası da başka bir güzel sokak. Bak orada da bir fotoğraf çekinelim. Kimse de yokmuş. Sokak. Birisi sıçmış. Ay. Yani neden boş olduğunu anladık. Aynen. Limandayız şu anda. Dev her şey yine. Ama kesinlikle Hamburg'dan da dev değil. Burada da bir turist attraction'ı var. Bu yolda yürüyebilirsiniz. Bu yol galiba şöyle falan gidiyor. Biz de şu anda şuradaki W binasına gidiyoruz. Neydi plajın adı? La Barceloneta. Güneşleneceğiz. Tam da güneşlenme vakti. Bizim evden bakmıştık bu plaja. 33 dakika gösteriyordu. Biz yarım saatlik yolu böyle 2-2,5 saatte falan yürüdük. Kavruldum. Mahvoldum. Sırtım çok mutlu şu anda bu tişörtü giydiğim için. İnanılmaz kalabalık. Bir de smoke free falan diyor yani. Ne diyorsun anlamadım. Tarragona güzeldi. Şehrin en ortasındaki plaj ve bugün pazar. Evet. Giyindik insan içinde soyunmak suretiyle. İnsanlar göt göte oturuyor ama bir İspanyol ateşi yani. Buradaki Latin beach life'ı görüyoruz yani insanlar. Bayılır. Alkol olsun, dans olsun. Eğlence, gürültü. Güneş kremi yenilemece. Yüzüm için bunu, vücudum için de bunu kullanıyorum. Bu vegan ama cruelty free değil. Bu da cruelty free ama vegan değil. Çok acıktık. Lokasyonda beğendiğimiz bir yeri seçtik böyle rastgele. Taco deneyeceğim. Columbus anıtının, monumentinin önündeyiz. Şu anda huge bir şey. 60 metre yüksekliğinde sömürünün başlamasını kutlayan bir anıt. Şarjım çok az. O yüzden ilerleyen dakikalarda bir şey çekemeyebilirim. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Anıtın bulunduğu yerde La Rambla'nın sonu. Kisval'a geldik arkadaşlar. Hikayesini anlatır mısın? Anlatıyorum hemen. Ay duygulandım biraz. Ya buradaki her bir kutucuk Barcelona'da yaşayan insanların özgürlük anları. Belki şöyle göstersem daha mantıklı olur. Herkesin özgürlük anlayışı var. Bir içine günaydın. Uyandık, kahvaltı ediyoruz. Ne yedik? Brioşet miydi? Brioş. Reçelli. Ay, saat şu anda 11. 12'de evden çıkmak üzere plan yapıldı. O duşa girecek. Ben de Üniversite videomu çekeceğim. Aynen. Bunu söyler misin? Söyleyeceğim, her şeyi söyleyeceğim. Turumuz başlasın. Şu anda Starbucks'a gidiyoruz. Diğer üniversite işlerimizi yapmaya, halletmeye. Birazcık Wi-Fi lazım, biraz paylaşım yapacağım. Yine sokaklarda yürümece. Her köşeden geçtiğimiz zaman bir kilise karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dün akşam da kaybola kaybola yürüyorduk. O kadar çok kilise gördük ki yani inanamazsınız. Adım başı kilise. Yani 2 sokak arası kilise. Türkiye demek ki o kadar yıl sonradan. Aldi, canım Aldi. Ah, canım ülkeme saygım da gideceğim ya. Bu da gold hali. 4-5 saattir burada oturuyoruz herhalde. Aynen, tam 4 saat olmuş kardeşim. Sonunda bitirdim arkadaşlar. Yani gerçekten ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ama bitti. Bitti ve çok güzel bir video olmuş. Çok içmesinde, çok hoşuma gitti. Ders için bu becerilerimi kullanabilmek çok hoşuma gidiyor. Eve geldik. Yemek yedik, pizza yedik. Şöyle bir şey oldu. Bunu ben kamerama asıyorum. Onu da bileğime bağlıyorum. Hani düşürmem ihtimaline karşı tutunacak bir şey olsun diye. Koptu. İyi ki masada dururken koptu. Starbucks'ta oturduğumuz yerde koptu yani. Şimdi yeni rotamızı oluşturuyoruz. Hiç ders çalışmadım. Hiç Almanca çalışmadım. Yolda çalışacağım artık. Çok fazla trene, bilmem neye falan bineceğim. Giderken uçaklarda bekleyeceğim falan filan. Berlin'de 5 saatim var. Orada çalışıyorum. Neyse. Bu arada üstümü değiştirdim. İnanılmaz bir yapıdayız arkadaşlar. Yani şok oldum. Gördüğümüzden beri uzaktan da çekeceğim kesinlikle. Şimdi aklıma geldiniz. Çok özür dilerim. Instagram için bir şeyler çekiyor idim. Ama yani içerisi falan mükemmeldi. Millet içeride oturmuş sigara içiyor. Dev bir yapı. Gerçekten inanılmaz bir park. Ya bu arada Tarragona'dan beri size çok dandik bir şey göstermek istiyorum ama bir türlü denk gelemedim. Burada Horizon diye. Horizon. Tütün markası var. 5 euro. Yanında kağıt ve çakmak da veriyorlar. Evet. Bir tek filtre alıyorsun. Bir tek filtre. Aslında ben filtresiz de sigara sarıyorum yani evet, bazen. Zor durumda kaldığım zaman. O yüzden. Haydi bakalım. Mutlaka Instagram'a da bakın. Buraya gelecekseniz böyle kısa bir özet halinde bugün Starbucks'ta otururken paylaştım. Hepsini de sabitledim. Parktan döndük, dolaştık, çıktık. Burada tam Barcelona kapısına geldik. Aynı Berlin kapısı vibe'ı. Şurada bir tane anıt var. Burada yine trafiğe kapalı bir yol var ve karşıda da bir kapı var. Hemen göstereceğim. Çok yorulduk. Çantamız azıcık yırtıldı şurasından ve 24 dakika yürüme mesafesi gösteriyordu. Yani yürünmeyecek gibi bir şey değil. Böyle bir saat mola verip tekrar yürünmeye devam edilebilir kesinlikle ama hava çok karardı. Biz de metroya bindik. O da şehri gibi gürültülü. Burada mı göreceğiz? Burada mı göreceğiz? Niye 4 mesela? Lütfen kendiniz bakın. Girmek çok istiyorum. Yani şu anda şok olarak izliyoruz. Geldiğimizde ışıkları yanmıyordu. Bir anda çat. Yandı. Biz de bu şekilde şok olarak izliyoruz. Ya buraya oturduk ve yani... Gaudí de öyle ölüyor. Nasıl? Bakarken bakıyor, ne güzel, yani ne güzel olmuş diye de değil ama bakarken buradan tram geçiyor ve onu öldürüyor tram. Ya öyle ölüyor. Yani buna bakarken o da herhalde büyülendi. Ya belki de düşünüyordu adam nasıl tamamlasam diye. Çünkü bu eksik bir yapı aslında, tamamlayamamış bunu. Öldüğü için yarım kalıyor. Neden o kadar pahalı olduğunu hemen söylüyorum. Çünkü o paralarla yapılıyor. Bağışlarla ve buradaki müze paralarıyla yapılıyor. Ama şu detayların güzelliğine bakar mısınız ya? Abi ama yani şunu gören bir insan da bu dinin çok holy bir şey olduğunu düşünür yani. Sanat önemli. İşte üzerinde ne yazıyor? Latin translator. Nazaret Jesus'un doğum yeri bu arada. Evet. Enerji içeceklerimizi içiyoruz. Önündeki parka oturduk. Çantamızı boşalttık, içini düzenledik. Yanımızda da şöyle bir şal vardı, böyle etrafına bağlamak suretiyle koparsa yere düşmeyecek security'ye getirdik. Anneme şöyle bir şey aldım. Çok beğenecek. Biz bunu böyle diye aldık bu arada. En çok da bunu beğendik. Sonra fark ettik ki bu aslında daha da güzel bir şeymiş. Bizim o senaryo işe yaramadı ama yeni bir yöntem bulduk. Hemen şalımızla üstünden sarıp çapraz çanta. Şurası şimdi koptu. Tur atacağız. Evet, koptu bile yani, gitmiş. Şimdi de arkasına geldik. Tur atıyorduk. KFC'den patates kola. Bulduk. Bulduk. Vegan menü bulduk. Üniversite meydanındayız yine. Yemeğimi yedim. Yani hayatımda yediğim en güzel vegan burgerlerden bir tanesiydi gerçekten. Artık eve gitmece. Saat 1 oldu. Duş alacağım daha, çanta hazırlayacağım, yatacağım. Sabah 5.30'da uyanmaca. Uçağa gitmece, 9'da uçağa binmece ve Berlin. Almanya'yı da çok özledim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Artık burada kapatayım vlogu. Ben çok eğlendim. Umarım sizi de eğlendirebilmişizdir. Umarım. Gezinizde çok güzeldi. Teşekkürler İspanya. Evet, teşekkürler İspanya. Thank you Spain. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.